Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Konu başlığımız şöyle. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dilek duası ile dileklerim kabul oldu. Evet arkadaşlar, Allah'tan dileği olan bir kişi ilk önce peygamber duaları ile Allah'a dua etmeli ve niyazda bulunmalıdır. Kişi en mükemmel biçimde ve eksiksiz olarak dilek duası yapmak istiyorsa alemlere nur olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dilek duasını okumalıdır. Evet, Taberani'den rivayetle kişi muradına ermek için Allah'a namaz ve niyaz ile seslenmelidir. Gelelim duamıza. Gün içerisinde arkadaşlar 3, 5 veya 7 defa okuyabilirsiniz. Allahümme eslih zate beynina ve ellif beyne gulubina ve ehdine subulus selami ve neccina minez zulumati ilen nuri ve cennibel fevahişe ve zahara minha ve ma batan. Allahümme barik lena fi esmaina ve ebsarina ve gulubina ve ezvacina ve zürriyatina ve tüb aleyna inneke entel tevvabur rahim ve ec'alna şakirina li nimetike musnina biha kabilina leha ve etemmaha aleyna. Evet, anlamı ise arkadaşlar şöyle: Allah'ım, aramızı ıslah et, kalplerimizi birleştir ve bizi esenlik yollarına ilet. Bizi zulmetten kurtar, nura kavuştur. Bizi açık, gizli, bütün kötülüklerden, fenalıklardan uzaklaştır. Allah'ım, kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz, çoluk çocuğumuz ve neslimiz hususunda bize feyzü bereket ver. Tevbelerimizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri kabul eden büyük rahmet sahibisin. Bizleri sayısız nimetine sena ederek sana şükredenlerden eyle ve nimetini üzerimize tamamla anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar, Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.